Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere değişik bir arama tekniğini anlatmak istiyorum. İşinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle buraya bir buton ekleyeyim. Butonun özelliklerinden buraya formu aç diyelim ya da arama diyelim. Yani bunu formlarınızda ve veya projelerinizde kullanabilirsiniz. Çift tıklayıp girdim, buraya bir form açıyorum. Formun caption'ına hızlı arama diyorum. Buraya arkadaşlar şöyle bir frame çiziyorum. Aradığınız ya da buraya aradığınız TCNO. Buraya bir şöyle bir text box getirdim. Bunun fontunu da yine şöyle kalın 14 diyelim. Buraya bir buton yerleştiriyorum arkadaşlar. Butona da bu diyorum. Yani bunu sadece burada değil, yani projelerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi buraya dikkat ederseniz TCNO adı, soyadı, yaşı, medeni hali, eğitim durumu diye bir tablomuz var. Bunları bulmak istiyoruz. Bu TC yazdığımız zaman bunları bulmak istiyoruz. Şuraya da personel bilgileri diyelim. Personel bilgileri. Şimdi hemen hızlı bir şekilde buraya adı, soyadı, adı diyelim. Ondan sonra şöyle bir kopyasını getirdim. Soyadı. Sonra neydi? Yaşı. Adı, soyadı, yaşı, medeni hali, eğitim durumu. Şuraya medeni hali. Ve son olarak da eğitim durumu diyorum. Evet, şöyle bunu arkadaşlar kalibre yapıyorum. Yani ve 12 yaptım. Bir de sağa hizalı diyelim. Şöyle biraz uzatalım. Tamam. Buraya tekstleri alıyorum. Tekstlerin de fontlarını yine kalibri yapıyorum. Kalın 12 olsun. Bunun yüksekliğini 20 yapıyorum. Style'ını da 0 yapıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru bir tane soyadı için, yaşı, medeni hali ve eğitim durumu. Tamam, şunları da getirdim şöyle. Şimdi bu arkadaşlar text box 2'dir. Bu text box 1'dir. Bu 2, 3, 4, 5, 6. Bunların isimlerini değiştirmeyeyim. Hemen şöyle bunun arkadaşlar max lengini 11 yapıyorum. En fazla 11 karakter. Tamam. Şimdi bunun içine giriyorum arkadaşlar. Sayfamın ismi de bakın personel demişim dikkat ederseniz. Şu aranın içine girdim. Worksheet diyorum. Personel olsun. Bunu hemen set ediyorum. Set PR eşittir sheets personel. Personel. Ondan sonra arkadaşlar bir dim x as long diyorum. X eşittir PR nokta range mesela kaç tane kayıt olabilir? A sütunundan itibaren 100.000 kayıt olabilir. Nokta end
Şöyle notlar dolduruyorum. Son satırı da vuruyorum burada arkadaşlar. Dim aranan as string diyorum. Dim tablo dim tablo as range diyorum. As range. Şimdi tablomu tanımlayayım. Sigara içmek kötüdür ama maalesef alıştık. Set tablo tablomu set ediyorum. Eşittir. PR nokta range. Nereden nereye kadar? A sütunundan F sütununa kadar. A iki nokta üst üste F diyorum. Tablomuzu da set ettik. Şimdi aranan eşittir. Text box bir nokta text diyorum. Aranan. Evet. Arananı da yaptıktan sonra şimdi bakın bulmayı nasıl yapıyorum. Diyorum ki text box 2 nokta value eşittir tablo nokta find. Tamam. Tabloda ara. Neyi ara? Arananı ara. Virgül. After diyoruz. Sonraki bura ikisini geçiyorsa 3 tane noktalı virgül. X ile W yazıp şunu seçiyorsak bütününde nokta offset hangi sıradakini istiyoruz? Virgül birinci sıradaki. Birinci kol. Yani bulduğunun birinci kolunu. Mesela bu TC'yi bulduğu zaman hemen onun sağından itibaren birinci kolunu getir. Textbox 2'ye. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Textbox 3'e, 3'e, 4'e, 5'e, 6'yı getir. Ve bulduğunun ikinci kolunu, üçüncü kolunu, dördüncü kolunu ve beşinci kolunu getir. Bu kadar. Şimdi son olarak da set PR eşittir not deyip bu sayfayı yeniden atıyoruz. Set eşittir not deyip boşaltıyoruz bir nevi. Message was virgül ve only sadece OK butonu göster. Artı ve information bilgi bu ikonu göster. Virgül bilgi diyelim. Şimdi bir de şurada bir if diyeceğiz. Eğer len textbox bir nokta value diyelim küçüktür. Küçük 12'den küçük ise pardon 11'den küçük ise then exit sub diyelim. Hiç hata mesaj vermeden exit sub diyelim. Yani 11 karakterden aşağı girilmesin diye. Şunun bağlantısını yapmadık. Şunun içine girip user form 1 nokta show diyorum. Tamam. Şimdi bakın aramaya basıyorum. Örneğin 2 yazıyorum buraya ve bul diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mehmet Toprak'ı buldum. Hatta şöyle yapabiliriz. Mesaj vermesin bence. Şu mesaja gerek yok. Hemen textbox bir nokta cell length eşittir 11. Textbox bir nokta cell start textbox bir nokta set focus. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Şöyle 3 diyorum. Eşittir true diyeceğiz pardon. Neyse. Şöyle arkadaşlar bakın 3 yazıyorum. Ali Demir'i buldum. 4 yazıyorum. Veli Çelik'i buldu. Bakın Veli Çelik. Mesela 7 yazıyorum.
Ece Güneş'i buldu. Yani istediğimiz kaydı bu şekilde rahat buluyoruz. Aslında burada yapmak istediğim şey şuydu. Sell start eşittir. Hani işaretleyip hepsini işaretlesin istiyordum da. Önce şöyle mi yapıyorduk? Neyse burayı bilmiyorum arkadaşlar, hatırlamıyorum şu anda. Aslında yapmak istediğim şey şuydu. Sell start. Son aradığımı işaretleyip oraya fokuslansın istiyordum ama nasıl kullanıldığını şu anda hatırlamıyorum. Biz şöyle yapalım sadece. Textbox bir nokta value eşittir boşalt buraya fokuslansın. Evet, şöyle mesela 5 diyorum hemen 5. kaydı buluyor. 3 diyorum 4 diyorum bu kaydı buluyor. Çok hızlı bir şekilde binlerce kayıt arasında çok hızlı bir arama yapabilirsiniz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür derslerin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.